Peçeteliğin ağız kısmı, daha doğrusu üst katı, yani peçeteyi alacağımız bölüm bitti. Şimdi şu araya ben bir fermuar yapacağım, tabanını dikmeden önce. Fermuarı dikmek için bakın şuraya şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yükselti koydum. Şunlardan. Şimdi artık şuradan itibaren dikmeye başlıyorum. Şuradan önce ben bir geçireyim. Şuraya sıkıştıralım. Önce fermuarımızı. Şöyle. Şöyle. Önce şu başı sabitlememiz lazım. Bunu bir sabitleyelim. Ondan sonra dikmeye başlıyoruz. Şu baş kısmını bir sabitleyelim önce sıkıca. Geçiyorum. Ben içeriye giriyorum. Bakın şurada. Burada tekrar şöyle dışarıya çıkıyorum. Şöyle. Çıktı. Bakın baş kısmını sıkıca tutturdum. Şu aradan, şu içinden aşağıya ineceğim. Bakın şu vaziyette indim aşağıya. Şimdi buraya kadar geldik. Buradan şöyle aşağıya iniyorum. Kumaşın içinden, fermuarın içinden çektim. Birazcık ilerisinden tekrar çıktım. Şurayı dikeceğim. Şu orayı. Onun için de yukarıya çıktım. Buradan şu aradan aşağıya indim. Bakın şuradan aşağıya indim. Şöyle. Aha. Bakın indim aşağıya. Buradan yine tekrar yukarıya çıktım. Ben tekrar aşağıya iniyorum. Aha. Ve bunu yine gerip fermuarı gerip buradan aşağıya iniyorum. Buradan tekrar yukarıya çıkıyorum. Bakın. Şuradan şuraya kadar şöyle diktim. Şöyle bakın bir daha göstereyim. Ondan sonra göstermeyeceğim. Yukarıya çıktım. Şu yukarıdan şöyle aşağıya indim. Bu şekilde aşağıya indim. Fermuarımı şöyle geriyorum. Buradan şöyle içeriye fermuarımı iğnemi daldırıyorum. Şöyle çektim. Birazcık ilerisinden şöyle bakın birazcık ilerisinden şu vaziyette yukarıya tekrar çıktım. Bakın. Ve buraya çektim, sıkıştırdım. Şimdi bunu ister iki kere dikin bu şekilde, isterseniz bu yeterli derseniz bu şekilde gererek yukarıya çıkın. Buradan tekrar şöyle aşağıya inin. Bakın. Bu sefer şöyle yapıyoruz. Bakın burası gayet güzel tuttu. Bu sefer yine burayı geriyoruz. Böyle iğnemi alıyorum. İğnemi böyle şuradan şöyle içeriye daldırıyorum. Çektim. Birazcık ilerisinden, hani iğnemin girdiği yerin birazcık ilerisinden tekrar yukarıya çıktım. Tekrar şuradan yukarıya çıktım. Buradan tekrar şu aradan aşağıya indim. Bu şekilde şöyle fermuarımı gerdim. Yine buradan şu vaziyette aşağıya girdim. Fermuarın içine indim. Onun birazcık kenarından veya şöyle göstereyim. Şuradan başka bir yerden
yukarıya tekrar çıkarak buraya sıkıştırdım. Bu şekilde arkadaşlar bütün fermuarı bu kenarlara dikeceğiz. Peçeteliğimin üst katına fermuarını diktim. Şu peçetenin alt katını bitirmem lazım. Daha doğrusu tabanını bitirmem lazım. Taban şimdi şu yapmış olduğumuz ağız kısmının ortası delikli olanı, yani böyle kareli olanı, şu kısımları kırmadan yapılmış hali. Buna da şöyle 4 tane minik kareler dikeceğiz. Önce bu tabanı dikmekle işe başlıyoruz. Burayı sıkıca dikiyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi bunu dikiyorum. Bunu şu şekilde tutacağım ve dikeceğim. Evet. Bunu bu şekilde, bu 4 tane kareyi şu boşluklara dikeceğiz tek tek. Bak. Şimdi burayı dikiyorum. Evet. Şurayı da dikerim. Gördüğünüz gibi burayı diktim. Arkadaşlar peçeteliğimin üst kısmını yapmıştım ya. Şu ağız kısmı. Şu da taban. Tabanı bu şekilde kahverengili beyazı yapmadım. Hani karışıklık olmasın diye. Tabanı düz renk yaptım. Aynen şu ağız kısmında yaptığım şeyin aynısı taban olarak yaptım ve şu orta kısımları diktim. Şimdi bu bölümü dikeceğim. Şu şekilde. Bunları tabanı ve tabanın bir üstündekini, yani arkadaşlar şöyle diyeyim. Yani şu 6. sıra, bu 7. sıra. Bunları birbirine diktikten sonra şu şeridini dikeceğim. Normal yoldan dikiyoruz, bildiğimiz dikiş. Herhangi bir özelliği yok. Önce şu aralarını kapatacağız. Şu aralarında boşluklar var. Onları kapatacağız. Bu tabanı. Peçetelik iki bölümden oluşuyor. Tabanı ve üstü. Arada fermuar oluyor. Evet, burayı böyle çepeçevre dikiyoruz. Şurayı yaptığım gibi, peçetenin ağız kısmını yaptığım gibi tabanını da aynı şekilde diktim. Şimdi şu şeridi bu tabana birleştiriyorum. Bunu birleştirirken
biliyorsunuz açık olarak birleştiriyorum ve daha sonra bunların şu uç ağız kısımlarını birbirine denkliyorum. Şimdi bu şekilde dikiyorum arkadaşlar bunları. Bu şekilde birleştireceğim. Ve bu parçayı peçetemizin üst bölümüne ekleyeceğiz. Evet, bunu böyle diktikten sonra şu uç kısımlarını birleştireceğiz. Uç kısımlarının birleşmesini de göstereyim arkadaşlar. Şöyle yapayım. Belki göstermeyi unuttum size. Emin değilim. Bu bölümde gösterdim, göstermedim mi? Şimdi şu son taktığım parçayı şöyle açıyorum arasını. Açıyorum. Şöyle arasını açıyorum. Ve bunu şu aradan, bakın, şu aradan şuradan içeriye sokuyorum. İkisini birden. Şöyle ikisini birden halka haline getiriyorum. Şöyle sokuyorum içine. Bakın. Şu vaziyette soktum. Şöyle soktum. Bakın çember haline geldi. Şimdi bunu sıkıca çekiyorum. Birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar şuraya sokuyorum. Şunun içine. Şöyle yerleştiriyorum. Eğer bunun bu arasını tutkallarsanız güzel olur. Daha sağlam olur. Arka taraftakinde şu şekilde şuraya sokuyorum. Bunu da buraya sokuyorum. Yani kenar birleştirme bu şekilde yapılıyor. Gördüğünüz gibi çemberim oluştu.